CRI Türk. CRI Türk'ten merhabalar. Bu hafta yine özel, önemli bir konuğumuz var. Spor hikayelerinde Sinan Kaloğlu konuğumuz. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Geldin. Yurt içi, yurt dışı mekik okuyorsun. Seni yurt içinde yakalamak gerçekten öyle kolay olmadı. Geldiğin için başta teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ ol. Rica ederim. Yurt içi, yurt dışı dedim. Futbol hayatını az çok herkes bilir. Tabii sporla ilgilenen, futbolla ilgilenen herkes %100'ü bilir. Ama bilmeyenler için Sinan Kaloğlu kimdir? Neler yapar? Nasıl bir yoldan geldi? Şu anda bir Sinan Kaloğlu gerçeğini oluşturdu. Hayata geçirdi. Seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Sinan Kaloğlu kimdir? Sinan Kaloğlu ilk önce hayal kuran, sonra da bu hayallerini gerçekleştiren bir adamdır. Yani açıkçası kendimle o konuda gurur duyuyorum. Çünkü herkese nasip olmayacak bir durumdur. Hayallerin takımında oynamak, hayallerin işini yapmak, hayallerindeki gibi yaşamak. Yani bunlar bence en büyük gurur hak edecek tip şeyler. Sinan Kaloğlu Tunceli'de doğdu, Ovacık'ta doğdu. Daha sonra bir yaşında Bolu'ya yerleşti ailesiyle birlikte. Altyapı eğitimini ilkokul, ortaokul, lise Bolu'da devam etti ve futbola da Bolu Spor'un altyapısında başladı. Aslında her şey 9 yaşında bir hayal kurmasıyla başladı. Neydi bu hayal? Hayal Beşiktaş'ta oynamak hayaliydi. Tabii ki her çocuk futbola işte mahallede başlıyor. Ben de mahallede başladım. Ama mahallede başlarken diğer çocuklardan bir farkım vardı. Sadece yetenek anlamında değildi bu. Diğer çocuklardan farkım şuydu. Ben 9 yaşında Beşiktaş'ta oynayacağım demiştim. Hani oynamak Allah istiyorum, oynamak istiyorum ya da hayallerim Beşiktaş falan demedim. Ben sadece bir gün Beşiktaş'ta ben oynayacağım demiştim. Aslında peki onun öncesi vardır mutlaka, onun da bir altyapısı vardır. Şöyle, Beşiktaş altyapısı sevgisi vardı aslında. Bir kere nereden geldi? Babamdan geldi. Hiç unutmuyorum. Babam evle alakalı bir şey yapıyor, tadilat yapıyordu. Babama dedim ki, ya baba dedim, hani sen hangi takımı tutuyorsun? Babam da dedi ki, ben Beşiktaşlıyım oğlum dedi ya. Peki niye Beşiktaş'ı tutuyorsun demiştim ben. O zaman da şey demişti, çok değerli bir başkanımız var, Süleyman Seba demişti. Evet. Çok değerli bir başkandır ve Beşiktaş halk takımıdır demişti. Öyle deyince benim zaten başka bir şey duymama gerek kalmadı babamdan. Ben direkt Beşiktaşlı oldum o gün. Sonra babamın da teşviğiyle futbola da başlayınca, tabii ki babam da en büyük hayali babamın futbolcu olmakta. Kendisinin ama, de. Evet, kendisinin de. Ama o hayalin tabii zorlu şartlarda, Tunceli'nin zorlu durumlarında olamadı. Ama o hayalini bir nebze aslında çocuğu benimle gerçekleştirmiş oldu. Başka erkek kardeşim? İki erkek kardeşim daha var. Biz üç erkek kardeşiz. Onlar tabii futbolla ilgilenmediler ama futbol üzerine bir tanesi antrenörlük falan eğitimlerini aldı. Üniversiteleri bitirdi falan. Ama ilk çocuk ben olduğum için aslında biraz daha zorlu şartlara ben daha çok göğüs gerdiğim için biraz da ben daha şanslı oldum diyebilirim yani bu konuda. En büyük çocuk. Evet. Şimdi her çocuk bir takım tutar ama hiçbiri ben bir gün orada oynayacağım demez. Ben hiç rastlamadım. İlk defa sende. İşte şimdi zaten beni yani mahalledeki arkadaşlarım da çok iyi bilir. Zaten hala görüşüyorum. Beni bütün o çevremdeki çocuklardan ayırt eden nokta buydu zaten. Çünkü ben kendi kendime aslında o konuyu biraz şey yapmıştım. Kendi kendime artık kitlemiştim olayı. Yani ben kesinlikle bir gün Beşiktaş'ta oynayacağımı biliyordum. Ve bunun için de kendimi şartlamıştım. Nokta, hedef belirledin. Aynen. Yani sözcükler aslında çok önemli. Hedefler tabii ki çok önemli. İnanmak çok önemli. Fedakarlık yapıp çalışmak çok önemli. Ama kendinizi o rüyanın içinde gerçekmiş gibi görmek de çok önemli. Yani ben o kadar emindim ki. %100. Ben o kadar emindim ki evet ben Beşiktaş'ta oynayacağım. Ya öyle de bir durum oldu ki Beşiktaş'a transferimden önce bütün büyük takımlar beni istedi. Ve bu sefer Beşiktaş'ı seçme hakkı bana doğdu. Yani şöyle de olabilirdi. Mesela atıyorum sadece bir takım sizi isteyebilirdi. Mecburen o büyük takımdan birine giderdiniz ama Beşiktaş'a gidemezdiniz. Ama
diğer büyük takımlarda beni isteyince bana seçme hakkı doğdu. Evet. Ve ben hayalimi böyle gerçekleştirmiş oldum. Şimdi Sinan, daha yeni yeni bu kavram ortaya çıktı. Senin yıllar önce o 9 yaşında düşündüğün şey şimdi telkin edilen duruma geldi. Nedir o? Olayların içinde kendini görmek. Ne istiyorsan o olayın içinde kendini görmek. Elde etmenin, başarmanın bana göre %90'ı. Çok doğru. Şöyle bir örnek daha vereyim ben. Şimdi biz Bolu'dan Tunceli'ye otobüsle gidiyorduk. Hı hı. O zamanlar babamla rahmetli annem sadece iki otobüs koltuğu bilet alabiliyorlardı. Biz de iki erkek kardeştik. Daha o zaman küçük kardeşimiz yoktu. Yani buradan açık net ifade edeyim de bunu da ilk defa burada anlatıyorum. Çünkü bu da birçok insana, aileye ve çocuklara örnek olabilecek bir hikayedir bu. Evet. Bu yüzden anlatıyorum yani. Şimdi tabii bizim yolculuklarımız çok uzun sürüyordu Bolu'dan Tunceli'ye. 20 saat, 22 saat, 23 saat otobüste gidiyorduk ve biz iki koltuk alan anne babamın kucaklarında gidiyorduk. Evet. Yani çok da rahat gitmiyorduk açıkçası. Evet. Onları düşünüyorum. Yani o zamanlarda da otobüsler biliyorsunuz içeride sigara falan içiliyor. Eskiden evet, öyleydi evet. Yani. Çok evet. iyi bir ortam yoktu açıkçası. Evet. Neyse yaşım 10 ya da 11 arası. Ben tabii Bolu Spor'un altyapısında eğitim alıyorum. Minik takımındayım, yıldız takımındayım. Bir gün uçak geçti. Havada böyle ve arkada beyaz bir bulut bıraktı. Çizgi halinde. Ben de gökyüzüne daldım ve babama, yanımdaki babama şunu sordum. Ya baba dedim, biz ne zaman şu uçağa bineceğiz? Babam da dedi ki, oğlum dedi, eğer bir gün dedi iyi bir futbolcu olursan dünyanın her yerine bunlarla gidersin dedi. Şimdi orada benim babamın aslında bana söylemiş olduğu bir kelime aslında birçok şeyin başlangıcı oldu. Çünkü nedir? Ben şunu artık tam bilinçaltıma girmiş oldu. Benim iyi bir futbolcu olmam lazım. Evet. Yani benim kötü alışkanlıklardan kaçınmam lazım. Evet. Benim iyi çalışmam lazım. Evet. Fedakarlık yapmam lazım. İşte bunların neticesinde de ben kendime hedef belirlemiş oldum yani. Evet. Kısa bir ara verelim, sonra devam edelim. Tamam. CRI Türk'te spor hikayeleri devam ediyor. Konuğumuz Sinan Kaloğlu. Sinan, o kadar güzel anlatıyorsun ki neler yaşadığını, bugünlere nasıl geldiğini, hangi noktalarda o bugünlerin temelini attığını çok güzel anlattın. Anlatmaya da devam edeceksin. Artık uçaklara biniyorsun. İstediğin yere gidiyorsun. Çok önemli bir futbolcu oldun. Ve devamını da getiriyorsun. O gün orada otobüste yaşadıkların belki seni kamçıladı. Bir türlü diğer konular da tabii ki etkili olmuştur. İlk profesyonelliğin nasıl başladı peki? Şimdi ilk profesyonelliğim şöyle başladı. Bolu Spor'un altyapısında tabii ki çok sıkı çalışıyordum. Hatta hiç antrenman kaçırmıyordum. Bolu'nun hava şartları da çok ağırdır. Ağır, özellikle evet. kışın. Ama ben ona rağmen yani en az bir saat antrenmana gitmek için yürüyordum. Antrenmanı yapıyordum çamurlu sahada ve tekrar eve geri geliyordum. Çok kolay olmadı. Çok çalıştım gerçekten. Okula gidip gelip geldikten sonra koşuya giderdim. Sabah erkenden koşardım. Kaç yıllarıydı? Şimdi 1990 yılında Bolu Spor'un altyapısına başladım ben. Sonra 97 yılında 98 yılında Bolu Spor A takımına çıktım ben. O dönemin teknik direktörü... Kesintisiz devam etti. Evet, kesintisiz devam etti. Candan Dumanlı mıydı? Candan Hoca mıydı? Yok, hocamız Ümit Durmuş'tu. Ümit Durmuş Hoca Bolu Spor'a teknik direktör olunca ilk defa uzun bir yıllar sonra, eskiden biliyorsunuz Bolu Spor oyuncu darphanesiydi. Sonra o dönemini kaybetti ama Ümit Durmuş'la birlikte çok yetenekli ve genç oyuncular çıkarmaya başladılar. Bu tabii Ümit Hoca'nın sayesinde oldu biraz. Çünkü altyapıya eğilmişti. Ümit Hoca'nın da beni altyapıda bir maçımı izleyip beni çok beğenmesiyle ben direkt A takım futbolcusu oldum. Ondan sonra bana tabii ki kendisi şans verdi. Kendisi güven verdi. Kendisi yalnız yorum açtı. Öyle bir hareket yapması da gerekiyordu. Çünkü Bolu Spor'u o tarihlerde hatırlıyorum ben takip ettiğim kadarıyla.
Yaşı çok yüksek sporcular vardı orada. Evet, vardı, doğru, futbolcu vardı. Çok üretirdi. Tabii Erkal ki yani... Başoğlu vardı mesela. Tanırsın doğru, değil doğru, mi? Evet. Şeydi artık böyle artık bizden geçti iyi ifade Kaptan ediyorlardı Salih artık. Abiler falan vardı. Evet, yani şey olarak. Tabii ki kadro olarak yaşlı bir kadro vardı yani. Hı-hı. Doğru. Ama beklentilerin de yüksek olduğu bir şehir vardı. Hı-hı. Özellikle kulüpten çok şey yani takımdan çok şey bekliyorlardı. Evet. Mali kriz de vardı, parasal kriz de vardı. Ona, hı hı. Ama ona rağmen hoca iyi işler yaptı aslında orada. Klasman liderliği falan devam ettirdi. Tabii parasal konulardan dolayı bırakmak zorunda kaldı. Hı hı. Yani futbolcunun yanında yer aldı aslında. Evet. Ama onun vasıtasıyla ben profesyonelliğe ilk adım atmış oldum. İlk paramı kazanmış Bol oldum. Sporda İlk başladım. Kazandığım parayla anneme verdiğim sözü tutmuş oldum. Hı hı. Yani bunlar hep zincirleme olarak başladı. Hı hı. Ama sonuçta ilk profesyonel olmayla da hiçbir şey başarmış olmuyorsunuz. O sadece bir başlangıçtı. Evet. Yani futbol hayatınız bitene kadar, yani ben geçen sene futbolu bıraktım. 36 yaşında futbolu bıraktım. Hı hı. 36 yaşına kadar mücadele ve profesyonellik hep devam etti. Devam etmek de zorundaydı. Çünkü çok büyük bir rekabetin içinde yer alıyoruz. Hı hı. Yani yerli oyuncusu, yabancı oyuncusu, genç oyuncusu var ve sürekli alttan yeni oyuncular geliyor. Hı. Ve üst düzey kalabilmek hiç kolay değildi ama ben bunu başardım. Evet. Peki Altay macerası nasıl başladı? Altay macerası şöyle başladı. Şimdi Boluspor'da Ümit Hoca az çok beni oynattığında ben tabii yavaş yavaş artık ismimden bahsedilir olmuştum. Hafif hı hı. hafif. Ama Ümit Hoca Boluspor'dan ayrıldıktan sonra işler birden tersine döndü. Yani ben o sırada da Gençler Birliği'ne gidip Gençler Birliği'ne imza atmıştım o dönemde. Hı. Ama sonra kendim vazgeçtim ve geri geldim. O takımı bıraktım. Gençler Birliği Süper Lig takımıydı. Hı hı. Hatta bütün arkadaşlar diyordu ki bana ya Sinan sen ne yapıyorsun? Gençler Birliği bırakılır mı o dönem için söylüyorum. Hı hı. Daha küçüğüz tabii. Niye bıraktın? Hani sen hani Beşiktaş'ta oynamak istiyordun. Böyle bir fırsat gelmiş. Gençler Birliği'nden daha rahat gidersin falan. Hı hı. Ben de hep şey demiştim. Yo ben yine gideceğim. Ama benim yolum o değil. Benim yolum başka. Onu o yolu ben bulacağım tekrar demiştim hatta. O kadar aslında da soğukkanlıydım. Aslında gerçekten de isabetli bir karar olmuş. Çünkü evet Ankara takımları da çok güzide takımlarımız. Hı hı. Ama Ankara yoluna girenler İstanbul yoluna birazcık ya geç gidiyorlar ya hiç gitmiyorlar. O biraz şeyden kaynaklandı. Rahmetli Başkan İlhan Cavcav biliyorsunuz. Hı hı. Ondan oyuncu almak kolay değildi. Evet. Yani o yüzden de o bu işin çok iyi yaptığı için ticaret kısmını çok evet. iyi yaptığı için yani fabrika yıldız gibi yıldız olan oyuncular Gençler Birliği'nde kolay kolay gidemezdi büyük takımlara. Evet. Çünkü o tutardı. Hı-hı. Yani tuttukça daha değerli olduğunu düşünürdü ve o yüzden de büyük takımlar kolay kolay ucuza Gençler Birliği'nin oyuncu alamazdı. Evet. Yani bu yüzden birçok oyuncunun geç gitme sebebi bundan kaynaklandı aslında. Evet, evet. Neticesinde tabii Boluspor'a geri döndüğümde hocamız da çok enteresandır. İlk hocalığı galiba Sinan Engin'di. Aa. Boluspor'da. Evet, Sinan Engin'di. Ve tabii ben geç gittim, kampa gitmedim. Kendisi bana şans vermedi kamp görmediğim için. daha sonra zaten işler iyi gitmedi. Hoca da ayrıldı takımdan falan ama ben tabii hiç oynayamaz oldum. ve böyle olunca da birden yavaş yavaş hani o ismi hafif hafif duyulan Sinan tekrar ismi duyulmamaya başladı. Hı hı. Sonra bir gün Ümit Hoca Bolu'ya geldi. Ve dedi ki Sinan nerede? Hı. Beni çağırdılar hemen gittim hocanın yanına ziyarete. İşte hoca da bir günlüğüne falan Bolu'ya ziyarete gelmişti. Dedi oğlum senin oynaman lazım. İyi hocam ama nerede oynayayım? Hı hı. Hani sonuçta beni kimse tanımıyor hocam. Hı hı. Dur dedi ben sana bir takım bulacağım. Ondan sonra Ümit Hoca bana beni aradığında 2-3 takım söyledi ama bir tane takıma dedi ki sen Ala Belediye'ye git dedi bana. Hı. İzmir takımı. Niye dedim hocam? Ala Belediye'nin başkanı, belediye başkanı hem dedi Hakkı Ülkü dedi. Hı hı. Sayın Hakkı Ülkü. Başkanımız çok değerli bir başkan dedi. Arkadaşım dedi ve iyi bir kadro kuruyor şu anda dedi. Yani devre arası gideceğim ben Ala'ya. Hı hı. Hem dedi sen oraya git. Ben orada dedi İzmir takımlarına seni söylerim. Orada dedi seni izlerler, takip ederler dedi. Neticesinde... Üçüncülük takımı değil tabii ki. Yok değil, üçüncülük takımı. Evet. Benim yaşım da 17. Üçüncülük takımı. Hı hı. Ve takımda hiç puan durumuna bakmadım gittiğimde. İlk yarı gittiğimde neredeyse düşmüş gibi bir şeydi yani. Bir moral bozukluğu oldu. Tabii gider gitmez puan durumuna bakınca şey hı hı. oldum. Ama hocam dedi ki sen orada kiralık oynuyorsun. Hı hı. Sadece 6 ay kalacaksın. Hı hı. Sen iyi oynamaya çalış, katkusun. Hı hı. Ve kendini
beğendir. Allah razı olsun yani, ne güzel bir hocalık aynen, yapmış. Öyle de oldu. Ondan sonra oradaki performansla ben Altay'a transfer oldum. Altay'dan ilk gittiğimizde tabii kadrosu çok iyi, kadro olan tecrübeli Altay kulübü. Hı hı. Tabii ki forma şansı bulmamız çok azdı ve yaşımız da genç olduğu için beni kiralık gönderdiler. Ben de o sırada deprem olduğu için ailemi aslında Alaa'ya getirmiştim. 99'da mı? Evet. Hı. Ben Alaa'ya getirmiştim. Aslında hı hı. Ben Alaa'da ailemle yaşamak istiyordum. Alaa'da kiralık oynayayım dedim 3. lig. Ama takım da dedi ki hayır dedi, Marmaris'e gideceksin. Marmaris Spor'a. Çünkü dediler bizim orada eski kaptanımız Raya Kapsal ilk teknik direktörlüğünü yapıyor. Hı hı. Sen de oraya gidip orada oynayacaksın. 9-10 tane de genç oyuncu aldı Raya Kapsal takımdan dedi, altyapıdan. Hı hı. Sen de A takımdan gideceksin. Sonra biz tabii Marmaris'in yolunu tuttuk. Hı-hı. Çok iyi bir sezon geçirdik. Ben 19-20 gol attım. 19-20 asist yaptım. Hı-hı. Takımımız şampiyon oldu. Kiralıktık. İşte asıl çıkışımın başlangıcı orasıydı aslında bakıldığında. Üçüncü ligde şampiyon olduk. Hı-hı. Sonra ben öyle istatistikle AGE'de yılın futbolcusu falan oldum. Sonra hı-hı. Döndük. Altay'a kiralıktım. Döndüm. Aynı hız Altay'da da devam etti. Altay o sırada ikinci ligdeydi. Hı hı. Altay'da da 19-20 gol attım. 18-19 asist yaptım ve biz Altay'da da şampiyon olduk. Ben yine yılın futbolcusu, milli takıma seçilmeye başladım artık. Hı hı. Ve o sırada Süper Lig'e yükseldik biz. Ümit milli takım futbolcusu oldun aynı zamanda. Aynen öyle. Sonra Süper Lig'e çıktık. Ben de o sırada tabii ki hem Ümit milli takım oyuncusuyum hem de Altay'ın zaten bütün takımların istediği bir oyuncuyum. Hı hı. Bir sezonda ben Süper Lig'de Altay forması giydim. 11-12 gol attım, 8-9 asist yaptım. Tabi sakatlanana kadar, aslında sakatlanmasam daha fazla şey yapardım. Apansim patlamıştı. Son 5-6 maçta, 7 maçta oynamadım Altay'da apansim patladığı için. ve daha sonra seçme hakkım doğunca ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Ve Beşiktaş önemli. Orayı ayrıca bir konuşacağız. Kısa bir ara verelim. Tabii. Sonra tekrar birlikteyiz. CRI Türk'te spor hikayelerinde programımız devam ediyor. Spor hikayelerinin konuğu ise Sinan Kaloğlu. Sinan, Beşiktaş öncesini anlattın. Şimdi Beşiktaş'a başlayacağız. Beşiktaş'a transferin nasıl oldu? O 9 yaşında ben Beşiktaş'ta oynayacağım dediğin zamanlardaki gibi, hani o zaman öyle söylemiştim, şimdi işte Beşiktaş'ta oynuyorum dedin mi? Tabii ki o benim içimdeki bir mutluluktu. Yani imza töreninde televizyonlar canlı yayın yapıldığında da zaten şunu belirtmiştim ben. Aslında çoğu futbolcunun da belirtmediği bir şeyi belirtmiş olabilirim aslında. Evet, en büyük hayalim Beşiktaş formasını giyebilmekti. Ve imza töreninde ben ona çok buraya yaklaşmıştım. Buraya kadar herkesle aynı söylediğin. Evet, aynen. Şimdi farklı olan neydi bundan farklı sonra söylediğin? Farklı olan şuydu. Dedim ki evet, en büyük hayalim Beşiktaş'tı ama benim hayallerim buradan da daha sonrası var. Ben buradan da Juventus'a gitmek istiyorum demiştim. Hani genelde şey derler, hani imza töreninde işte ben futbolu burada bırakacağım. Hayalime i̇şte, kavuştum. Yani aynen, ama ben öyle yapmadım. Gerçekten de hayallerim Avrupa'da oynamaktı, özellikle Juventus'ta oynamaktı. Onun da renkleri siyah beyazdı ya, ben oradan dolayı biraz seviyordum Juventus'u. Altay Beşiktaş. Aynen aynen. Zaten Türkiye'deki birçok siyah beyaz takımda ben oynadım, biliyor musunuz? Bakın şöyle örnek vereyim. Marmaris Spor siyah beyaz. Vestel Manisa'da oynadım. Siyah beyaz. Beşiktaş'ta oynadım. Siyah beyaz. Altay'da oynadım. Siyah beyaz. Zaten kaç tane siyah beyaz takım var ki Türkiye'de? Hep çekmişsiniz yani bir siyah beyaz. Kuşadası Spor'da oynamadım. Siyah beyaz. Bir Aydın Spor'da oynamadım. Siyah beyaz. Başka da yok. Yani ben hatırlamıyorum siyah beyaz başka takım olduğunu. Yok evet. Yani hatta dedim futbolu bıraktıktan sonra da orada mı oynasam acaba? Hani bir rekora mı imzalasam? Ya hocalık ben orada mı yapsam diye. Evet. Neticesinde mutluluğumu tabii herkese paylaştım. Hedeflerimi de paylaşmış oldum. Hatta birçok kişi beni takdir etti. İlk defa bir futbolcu hani hedefini net olarak imza töreninde de belirtti. Zaten Beşiktaş'taki en büyük üzüntüm de bu oldu. Yani yapmak istediğim şeyleri yapamadım ben Beşiktaş'ta. Çünkü çok iyi bir kadroya sahipti Beşiktaş. Yıldızlar topluluğuydu. Hani ben o topluluğun içinde, 100. yıl şampiyonu kadronun içinde 21 yaşındaydım. Ya tabii ki çok büyük dezavantajları vardı bu işin. Yani aslında ben bile bile sırf hayalimi gerçekleştirmek için az forma şansı bulabileceğim bir takıma gittim. Aslında o kadar hızlı geliyordum ki ben. Yani orada
eşik atlamam için benim tekrar oynamaya devam etmem gerekiyordu. Evet. Ama gerçekten de söylediğin gibi hepsi ayrı bir star. Tabii şimdi İlhan abi Dünya Kupası yıldızı, Dünya Kupası'ndan döndü biliyorsunuz 2002'de. Hı-hı. Ben zaten 2003'te transfer oldum. Dünya Kupası'nın yıldızıydı. İlhan Mansız, Ahmet Tursun, hı-hı, Ahmet Hasan, Panku, Adrian İlie, Sergen, Tümer. Yani bu kadar yıldızın arasında ben, yani hoca zaten tek forvet oynatıyordu. Hı-hı. Ve ben 21 yaşındaydım. Hı-hı. Aslında bakıldığında kampı da çok iyi geçirdim ben. 7 maçta 5 gol attım hazırlık maçlarında. Hı-hı. Ama hoca tabii Lucescu'ydu. Ve şampiyon kadroyu bozmak istemedi. Hı hı. Haliyle tabii ki biz beklemek zorunda kaldık. Sonradan evet, oyuna girip iyi oynadığım maçlarda da daha sonrası için bana yer vermedi. Hani hep bekledim ya kadroya girdim ya girmedim ya sonradan oyuna girdim. Tabii 20-21 maç oynadım sonradan oyuna girerek. Aslında bu da az bir rakam değil. Hı hı. Ama bu beni tatmin etmedi. Tatmin etmiyordu zaten. Çünkü benim hedeflerim çok büyüktü. Evet. O sene tabii şanssızlıklar da yaşadım. 7-8 tane topum direkten döndü. Mesela yani ben Beşiktaş seyircisine o hayallerindeki beni çok iyi biliyorlardı. Neler yapabileceğimi çok benden umutları vardı. Çünkü ben Süper Lig'de 6 ay oynadım. Her takıma nasıl karşıladım, oynadığımı herkese gösterdim. Hangi takıma nasıl oynadığımı. Hı-hı. O yüzden benden beklentileri çok büyüktü. Hı-hı. Ve bu beklentiyi karşılayamadım ben onlara. Sonra tabii bu benim için de bir şey oldu. Yani üzüntü duydum ben bundan çok. 21 yaşındayım, doğru düzgün yönlendiren biri de yoktu bende. Ben bir süre sonra çalışmayı da bıraktım Beşiktaş'ta. Yani haksızlığa gelemiyordum. Hı hı. Sezonun ortasından sonuna doğru da ortalarında falan böyle artık o hırsın da kayboldu. Hı hı. Artık hani küskünlük başladı. O da yanlış. İşte bu profesyonel değil ama o zamanlar böyle bizi iyi yönlendiren birileri de yoktu. Hı hı. Sonra tabii işler biraz daha farklı olmaya başladı. Mesela sezon bitti. Del Bosque geldi. Hı hı. Del Bosque ile iyi bir kamp geçirdik. Hatta Del Bosque beni çok iyi tutuyordu. Yani bütün maçlarda beni oynattı. Hı. Üstüme çok düşüyordu. Antrenmanlardan sonra benimle çalışıyordu. Basın o zamanlar aslında çok güzel. Aslında hoca değişikliği de kan değişikliği tabii oluyor yani. Tabii aslında benim açımdan iyi oldu gibi gözüküyordu. Her şey iyi gidiyordu. Hı hı. Ondan sonra maçlarda iyi oynuyordum. Hoca üstüme düşüyordu falan. Dedim ki tamam ben bu sene şey olacağım. İyi şeyler yapacağım. Sonra kamptan geldiğimiz gün kiralık olarak verildim ben. Ve kiralık veriyor. Hocanın raporu doğrultusunda. İşte hoca ve yönetim beraber. Hı. Ve ben anlam veremedim. Şimdi bu kadar iyi kamp geçirmişiz, hoca üstüme düşüyor ve kiralık gitmeyi anlam veremedim. Hı hı. Ve hemen haberi duyar duymaz ben hocanın yanına gittim. Hı hı. Hocam dedim hani her şey iyi gidiyordu, ne oldu falan. Del Bosque bana dedi ki ya Sinan senin yaşın daha genç. Biz buraya yabancı forvet daha alacağız zaten. Hı. Burada bayağı bir kalabalık olacak. Hı hı. O yüzden biraz pişken. Senin gidip oynaman çok daha iyi olur. Ben seni zaten takip edeceğim. Hı hı. Senin yaşın zaten 22. Sen git oyna. Hı hı. Tamam. Ondan sonra ben Diyarbakır Spor'a kiralık verildim. Hı hı. Diyarbakır Spor'da 12 gol attım, 8 asist yaptım. Aslında 22 yaşındaki bir çocuğun çok iyi bir istatistiği budur. Evet. Süper Lig için. Evet. Ve sonuçta iyi bir sezon geçirdim kendi adıma. Diyarbakır Spor'da da çok güzel günlerim geçti. Taraftar inanılmaz beni seviyordu ama kiralıktım tabii ve Beşiktaş'a geri döndüm. Hı hı. Ama istatistiklerim aslında çok iyi. Hı hı. Daha sonra Rıza Hoca kamptaydı. Hı hı. Beşiktaş'ta. Rıza Hoca ile birlikte kamp yaptık. Tabii bu sefer de çok ilgi gören bir oyuncuyum ben. Yani 7-8 tane kulüp beni istiyor. Kampta beni arıyorlar sürekli. Ve seni alacağız, işte seni kiralık alacağız, biz alacağız. Şöyle benim de tabii kafam karışmaya başladı. Çünkü ben artık kalmak istiyorum Beşiktaş'ta. Hı hı. Sonra hocanın yanına gittim ben. Hı hı. Rıza hocanın yanına. Ya hocam dedim hani takımlar beni arıyor sürekli. Bir plan mı var acaba hani tekrar kiralık gitmemle alakalı? Ne olacak, bir kabus daha görecek mi? Yani sonuçta bir şey varsa bileyim mi gideyim yani. Hı hı. Hoca dedi ki yok ben seni bırakmak istemiyorum dedi Rıza hoca. Hı. Ama dedi tabii ki yönetime de çok teklifler geliyor Sinan. Senin kiralık gitmenle alakalı falan. Hı. Böyle seni isteyen çok kulüp var. Burada da zaten bir yabancı forvet daha biz alacağız. Burada da tabii forma şansı farklı olacak falan. Ama ben sana bırakıyorum kararı dedi hocam ona. Hı hı. İyi hocam o zaman dedim. Ben yarın ayrılıyorum buradan dedim. Hiç kalmadım yani. Hı. Madem böyle bir şey var. Hı hı. Hani düşünce var kulüpte. Hı hı. O zaman ben o zaman yine gideyim hocam kiralık. Ben kalmayayım kiralık o zaman. Kiralık mı? Bonservisle değil. Yok kiralık. Hı. Bu sefer de kiralık olarak beni Vestel Manisa'ya verdiler. Hmm. Vestel Manisa'da da çok iyi bir sezon geçirdim. Hatta hatırlarsanız bizim... Yükselen değerdi yani o dönem. Evet ve hatırlarsanız bir 5-3'lük bir Fenerbahçe maçı vardı. Ben 3 gol attım. Hmm. Hat-trick yaptım. Evet. O sezon işte. Evet. Ve o sezon ilk kez ben A milli oldum.
Yani Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiğim Anadolu takımından ben Amir takıma gittim. Fatih Terim çağırdı. Evet. Yani ilk defa çok oldu. Güzel. Ve sonuçta dedim ki her şey iyi gidiyor. Bu sefer tabii hoca değişikliği oldu sezon ortasında. Tigana gelmişti Beşiktaş'a. Tigana da beni izleyince hayran kalmıştı. Ondan sonra ben tabii beni aradı Tigana. İşte seneye çok iyi şeyler olacak falan. Ben çok mutluyum tabii. Hani hoca aramış ve çok iyi şeyler söylüyor. Ben iyi bir sezon geçirmişim. Mesel Manisa'da Ersun Hoca ile birlikte kadromuz da iyiydi tabii o zaman. Daha sonrasında işte tam Beşiktaş'a geri döneceğim. Kampa gideceğim. Hatta hoca beni aradı, dedi ki bu kampa böyle gel, hazır gel. Ben sana idman programı gönderiyorum. Hoca Afrika'ya gitti. Bu sefer de kulüpler anlaştı. Hocaya da pek haber verdiklerini düşünmüyorum. Çünkü o zamanlar bazı haberler yayınlamıştı. Beni Bursaspor'a verdiler bonservisimle. Oo. Evet. Yani ben de tabii hiç diretmedim. Yani şey yapmadım. Zaten Bursa seyircisi beni seviyordu maçlardan falan dolayı. Sonuçta yani istenmediğimi biraz anladım. Yani o kadar performans sergilememe rağmen, şimdi kiralık gönderdiğiniz bir oyuncu A milli oluyor. Ve siz tekrar oyuncuyu geri bir daha yalnız şöyle bir şey de olabilir. Yani sadece istenmemek değil de hani kulüplerin bazen stratejisi şudur. Para kazandıran oyuncu. Hani belki çok yüksek ama benden para kazanmadılar. Bonservisinden kazanmadılar. Sadece şöyle bir şey oldu. Vestel Manisa'da Deniz Bank'la alakalı bir kredi durumu vardı kulübün. Galiba onunla alakalı bir şey çözdüler. Bursa Spor'a da Serdar'ı almışlardı Bursaspor'dan, genç çocuk. Serdar'a karşılık aslında beni takas verdiler. Şimdi ben A milli futbolcuyum. A milliye gitmişim yani o dönem. İyi bir sezon geçirmişim. Ama zaten kimse anlam veremedi bu takası. Ama belki transferi tek yolu buydu. Hani şey çekmemek için belki. Ya da kapalı kapılar ardında neler oldu? Neyse ben tabii hiç irdelemedim. Çünkü hani ben çok konuda, hayatım boyunca her konuda dik durmasını seven bir insanım. O yüzden ben dedim ki peki sorun yok, ben oraya da giderim. Ama gittiğim her yerde sevildim ve iyi performans gösterdim. Ve o yüzden o kulüplerle kontağım, durumum hala devam ediyor. Bursa Spor'a transfer olduğumda iki sezon çok iyi bir sezon geçirdim. Hatta ikinci sezonun bayağı bir sakat geçmesine rağmen çok iyi maçlar oynadım ve Bursalı Sinan lakabını taktı taraftar bana. Beni o kadar seviyorlar. Ben de onları seviyorum tabii, o ayrı. Bu iki sezon boyunca çok güzel dostluklar, çok iyi bir kulüp, iyi bir taraftar kazanmış oldum. Yani o yüzden bazen dik durmak da iyidir. Tabii. Karşılığında alırsınız. Peki Beşiktaş taraftarının nasıl oldu sana tavrı? Bursa ya Beşiktaş, şimdi açıkçası biliyorsun. Ben tabii Vestel Manisa performansımdan sonra tabii ki onların farklı bir düşünceleri vardı. Beşiktaş'ta kalıp iyi işler yapacağımı düşünüyorlardı. Ama böyle bir transferi onlar da anlam veremediler. Hatta bana çok böyle mesajlar gelmişti. Sokakta gördüğüm insanlar da farklı şeyler söylemişlerdi. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta kulüplerin politikası. Bizler kulüplerde çalışan işçileriz. Kulüpler her şeyi karar verir. Ve ben Bursa Spor'da oynadığım iki sezonla Almanya'ya Bundesliga'ya transfer oldum. Evet. Yani sonuçta ben bunu yakın bir zamanda öğrendim. Türkiye'den bugüne kadar Bundesliga'ya transfer olan oyuncu sayısı sadece 8. Öyle mi? Yani şimdi Almanya'da oynayan Almancılar hariç tutuyorum ama onlar Almancı zaten. Almanya'da yaşıyorlar. Ama Türkiye'den kalkıp Almanca bilmeyen, yani Türkiye'den kalkıp Almanya'ya transfer edilen, giden oyuncuların sayısı 8. Aslında evet, senin de öyle düşünülmüştü yani. Ben de tabii Almanca olarak çok düşünüyorum. Acaba ben öyle bir var mı, öyle bir bağ ben falan diye. Ben 2008'de transfer olana kadar Almanca bilmiyordum. Yani orada biraz öğrendim, aynen. Süper. İşte sonuçta ne oldu? Yani ben hep yolumu buluyorum. Avrupa'da oynayacağım demiştim ya. Bir şekilde yine buldum. Ve dünyanın en iyi liglerinden bir tanesinde forma şansı buldum. Bundesliga'da. Çok da iyi oynadım. Orada kendimi de tanıttım. Oradan da Hollanda'ya geçtim. Vitesse'de köklü, Vitesse kulübünde oynadım. Tabii orada çok ağır bir sakatlık yaşadım. Çaprazlarım koptu. Uzun bir yıl, bir buçuk yıl futbol oynayamadım. Ama sonuçta kariyerim böyle devam etti. Sonra Türkiye'ye döndüm. Burada Süper Lig kulüplerinde oynadım çeşitli. Ve sonuçta da Mersin İdman Yurdu'nda noktaladım. Evet. Güzel, enteresan bir futbolculuk hayatın olmuş. Amacına ulaşmışsın, istediklerini yapmışsın. Futbol hayatını bitirdikten sonra klasik tüm futbolcularda hemen hemen belki biraz ticaret yapıp ağızları yandıktan sonra tekrar futbola dönüyorlar ama antrenör olarak sen ne yapmayı düşündün? Tamam, futbol bitti, ben şimdi ne yapacağım dedin.
Ya benim aslında hedefim çok net, çok belli. Zaten onun üstüne de ben planımı kurdum. Bunu birkaç tane yayında da söyledim zaten. Ben dünya çapında bir Türk teknik direktör olacağım. Yani olacağım dediğin zaman oluyorsun. Evet, çünkü İnşallah biz ya de seni başarının izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Ya şimdi başarının altın kuralları var. Şimdi ilk önce inanmak lazım. Evet. Sonra fedakarlık yapmak lazım. Evet. Sonra plan yapmak lazım. Sonra hedefi belirlemek lazım. Evet. Yani çeşit çeşit sosyal olmak lazım, yardımlaşmak lazım falan. Gidiyor böyle kurallar yani. Ama en önemlisi gerçekten inanmak lazım. Evet. Ben inandım. Yani ben biliyorum. Şimdi Avrupa'da, dünyada bir Türk teknik direktörümüz yok. Evet. Bence bu bir eksiklik. Ve ben bunun doğrultusunda hem tecrübeme güvenerek, yani futbolu üst düzey oynamış, hem Almanya'da hem Hollanda'da oynamış biri olarak, hem tecrübeme güvenerek, hem de kazanacağım bilgiye güvenerek, bugüne kadar kazandığım bilgiyi saymıyorum. Bundan sonraki kazanacağım bilgiye dayanarak ben bunu söylüyorum. Çünkü bilgi sınırsız ve insanı insan yapan en önemli unsurlardan biri tabii ki sevgidir, inanmaktır. Onlar başka şeyler ama bilgidir. Yani başarılı olacaksak başarılı olacağımız şeye çok bilgili olmalıyız. Bunu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Hani birçok hocamız mesela Türkiye'de, ben tabii ki eleştiriyorum onları. Neden eleştiriyorum? 14 tane yabancının olduğu kulüplerimizde teknik direktörlerimizin %90'ından fazlası yabancı dil bilmiyor. İçler acısı zaten. Yani Yani bilmiyor, şimdi yabancılar da bir hoca bana göre oyuncusuyla direkt temas kurmalı. Hem duygusal olarak hem mental olarak. Yani temas kurmalı. Temas kurması gereken de en önemli şey dil. Tabii. Yani kendini oyuncuya ifade etmesi gerekir. Evet. Ya yani bu yüzden de ben özellikle hem Türkiye'de hem Avrupa'da yabancı dile çok önem veriyorum. Çünkü hocalar motivasyonla takımlarını bir şeylere başarmayı inandırırlar. Kaç dil biliyorsun Sinan? Ben şimdi Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Türkçeyi de Konuşuyorsun. sayarsak 3. Çocuklar Fransız okuluna gidiyorlar. Onlardan bir Büyük şeyler kızım, kaptın mı? Yani büyük kızım 4 dil konuşuyor şu anda. Maşallah. Sağ olun. Küçük dil de, küçük kızım da oraya doğru gidiyor. Onlardan bir şeyler kaptın mı? Yani işte kendime anca vakit ayırabiliyorum. Bu hocalık seminerleriydi, kurslardı, diplomalardı. İşte. Ben de biraz başlayayım dedim. Lö ve la'lara gelince orada durdum. Çünkü böyle bir kuralı yok ya. Öyle mi? Sinan, programımızın son bölümüne geçeceğiz. Az sonra yine bir kısa bir ara verelim. Tabii. CRI Türk. CRI Türk'te spor hikayelerinin artık son bölümüne geldik. Programda son bölüme geldik. Sinan Kaloğlu konuğumuz bu hafta. Hayallerine ulaştı. Bundan sonra da hayallerin var. Avrupa'da başarılı bir teknik direktör olmak. Onu da başaracağına inanıyoruz zaten. Şu anda mevcut durumda ne yapıyorsun? Nasıl bir çalışma içindesin bu hayaline kavuşmak için? Yurt dışına gidip geldiğini biliyorum. Evet, öncelikle tabii diploma almamız gerekiyor hocalık yapmamız için. Ve futbolu bırakmamız gerekiyor kurslara katılmamız için. UEFA B diplomasını ben aldım. O da zaten bir sene sürüyor. Futbolu bırakalı zaten 1,5 sene olmuştu. Bu bir sene, 1,5 sene zarfında ben hem UEFA B diplomamı aldım kurslara girerek başarıyla. Daha sonra da kendimi geliştirmek için Almanya'da bir 3-4 ay Fortuna Düsseldorf kulübünde çalıştım. Sağ olsunlar bana kapılarını açtılar. Ve U23 takımıyla bütün maçlara gittim. Burada tabii buna vesile olan Taşkın hocama da çok teşekkür ederim. Taşkın Aksoy, Alman Futbol Federasyonu pro lisans sahibidir ve hoca eğitir kendisi Alman Futbol Federasyonu adına. Ve Fortuna Düsseldorf kulübünde de görev yaptığı için ben onun yanında biraz kalmak istedim. Bana da bu kapıyı açtı. Gayet de olumlu, iyi geçti benim adıma. Hem hoca gözüyle de biraz o tozunu yutmuş oldum o şeyin, az da olsa o bankın. Çok güzel olmuş. Evet, ve tabii ki devam ediyor. Şimdi yeni planlarım, tabii maçlara gittim, seminerlere gittim, kurslara gittim. Yani bol bol notlar aldım, maçları seyrettim. Tabii içindeyim. Yani aktif kalmam gerekiyor, güncel olmam gerekiyor. Kendi fikirlerimi üretecek zamanım da oldu. Kitaplar okuyorum bol bol. Hani birçok başarılı olmuş dünya çapındaki hocaların hayatlarını okuyorum. Yani
Bazı şeylerin kolay olmadığını görüyorum ama çok da zor olmadığı da belli açıkçası. Sadece insanın kendi elinde bazı şeyler. Yani insan için her şey mümkün olabilir. Sadece istemesi gerekiyor. Evet. Biraz da fedakarlık yapması lazım. Evet. Bunu görüyorum. Daha sonrasında şimdi tekrar Almanya'ya gitme hazırlığındayım. Uzun bir süre. Futbol okulu projesinden. Evet, orada bir futbol okulu projem var. O benim için ek bir iş olacak zaten ama hiç olmazsa çocuklarla haşır neşir olacağım. Hem oradaki maçları takip edeceğim. Bir Alman kulübünde de görüşmem olacak, çalışma. Daha çok oradaki Türk çocukları için mi yoksa bir ayrım yok fark mu? Fark etmiyor. Türk Alman fark etmiyor. Genelde çocuklar için olacak. Daha sonrasında orada kalıp tabii maçları takip edeceğim. Yine oradaki kurslara katılmayı düşünüyorum. Orada kendimi geliştirebilecek durumları yapmak istiyorum. Altay kulübüyle görüşmem oldu. Altay kulübünde de U15 takımının antrenörlüğüne bazen gidip geleceğim şimdi. Onunla alakalı bir çalışmamız var. Eski kulübüm Altay bir kulübü. Bir kolaj yaptın o zaman. Bir sürü alanda. Tabii ben şimdi planlıyorum bütün yapacağım şeyleri. A diplomayı alana kadar böyle uzun bir süre. Yani A diplomayı almama da bir iki sene var. Bu iki sene zarfında da hem kurslara katılacağım, diplomayı alacağım, hem kendimi geliştireceğim, hem yabancı dillerimi daha da geliştirmem gerekiyor. Bunları geliştireceğim. Neticesinde de iki sene sonra kendimi artık daha hazır bir vaziyette, başarılı olabilecek bir şekilde bu işin içine atacağım. Umuyoruz, inşallah atarsın işin içine tamamen. Bu sefer de seni antrenör olarak, dünya çapında bir hoca olarak i̇nşallah, görürüz. Bu arada senin spiritüel konulara da ilgin çok fazla. Yani o konuyu ben atlamak istemiyorum. Tamam, sporcu hayatını burada konu ettik. Evet. Ama diğer taraftan söylediğim bazı cümlelerde de bunun şeyini verdin sen. İçinde gördüğüm zaman gerçekleşiyor dedin. Evet. Neler okudun? Neler düşünüyorsun bu konuda? İçinde görmek, olayın içinde görmek bu kadar kolay mı gerçekten? Ya ben buradan tüm kardeşlerime bir tavsiyede bulunacağım. Yani özellikle tabii ki ailelere de bulunacağım. Bunu bir futbolcu olarak söylüyorsun. Çünkü enderdir futbolcuların bu kadar araştırıp kitap okuması. Yani tebrik ben olduğum olası tabii biz aileden itibaren biz farklı biraz yetiştik. Yani ben babamla belgesel seyrederek büyüdüm. Yani hep ne öğrendiysek annemizden ve babamızdan öğrendik. Evet. Tabii ki kendimizi geliştirdik. Bizler de dar gelirli aile çocuklarıydık ama gözümüz gerçekten çok böyle toktu, yani bir şey heveslenmezdik. Böyle egomuz yoktu, hala da yok zaten. Hani biz bir insanın şimdi ego iki türlüdür bana göre. Şimdi bir başkasını ezerek ego yaptığını sanarsın. O kötü bir ego. Ama başarılı olmak için de iç egoya ihtiyacınız vardır. Evet. İşte bendeki iç ego. Yani başarılı olma dürtüsü. Başarılı olma nedir? Hani bir hedef koyduğunuz zaman bunu gerçekleştirebilme bir başarıdır. Bunun artık hedefin ne olduğu çok önemli değil. Evet. Sadece hedefinizi gerçekleştirmedir. Evet. Ben buradan tüm yani ailelere bir tavsiyede bulunacağım. Kardeşlerime de sonra da bir tavsiyede bulunacağım. Çocuklarının, tabii ben de bir ebeveyn olarak söylüyorum. Çocuklarının hayallerinden gitsinler. Yani kendilerine göre bir hayat belirlemesinler. Çocukların hayallerini devam etsinler. Ve çocukların hayallerini gerçekleştirebilmek için de o yolu açsınlar. Çünkü anne babaların asıl işi budur. Yani çocukların hayallerini gerçekleştirmede yardımcı olabilmektir. Yoksa benim oğlum doktor olmasını istiyorum, doktor olacak. Bu değil, bu çok yanlış. Bu o zaman çocuğun gerçekten bir hayatını kaybolmasına sebep oluyor. Evet. Çocuğunuzla görüşün, konuşun. Futbol mu istiyor? Futbolcu olmasına yardımcı olun. Evet. Basketbol mu oynamak istiyor? Basketbolcu olmasına yardımcı olun. İşte ne bileyim, doktor mu olmak istiyor? Mimar mı olmak? Mesela benim kızım mimar olmak istiyor. Yani ben de onu destekliyorum. Yani dansa gitmek istiyor, baleye gitmek istiyor, piyano çalmak istiyor. Hepsini destekliyorum. Çünkü onun hayali, onu yapmak istiyor ve yaptığı işte de yorulmayacak. Evet. Ve istekli gidecek. Evet. En önemlisi de bu. Yani istiyor olması da güzel aslında. Şimdi tabii. Çocuklar yarış atı gibi ebeveynler tarafından koşturuldukları için çoğunun da ben memnun olduğunu düşünmüyorum yani. Ama istediği şeyi yaparsa. İstiyorsa memnun. İstemediği evet. Şey de kesinlikle bir şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Ya sonucunda kardeşlerime de tavsiyem şu. İnansınlar. Evet. İnansınlar. Çok büyük hayal kursunlar. Evet. Çünkü
Dünya üzerindeki %1 insan %99'u yönetiyor şu anda. Evet. Bu %99'u yönetmesinin tek sebebi zihinleriyle hayallerini birleştirmeleri. Evet. Bu kadar. Hiç kimse şeye kapılmasın, olumsuzluğa kapılmasın. Hı-hı. Mutlaka insanlar istediği şeylere kavuşabilirler ama sadece kavuşmaları için yapması gereken tek şey fedakarlık. Hı-hı. İnanmak. Ya yani bunlar bir zincirdir yani. Hı-hı. Bu zincirlerden, halkalardan bir tanesi olmasa bu zincir işlemez. Hı-hı. O yüzden çok inansınlar, çok hayal kursunlar, çok çalışsınlar ve başarsınlar. Ben öyle başardım. Benim gibi üst düzey oynayan futbolcuların hepsi öyle başardı. Evet. Başarılı olmuş atletler, ünlü televizyon yıldızları, tiyatro sanatçıları, ressamlar sadece yetenekleriyle başarmadı bunu. Evet. Yeteneklerin yanına işte hayallerini koydular ve çok çalıştılar. Herkesten fazla çalıştılar. Evet. Herkesten fazla çalıştılar. O yüzden hayallerinin peşinden koşsunlar ve bırakmasınlar. Çok güzel söyledin. Seni çok etkileyen bir kitap var mıydı? Yani ben bir futbolcuya kitap önerisi alacaksın deseler inanmazdım. Yani düşünemezdim ama sana ya soruyorum. Şimdi tabii ki ben çok kitap okudum ama herkesin çok rahat anlayacağı bir kitap önermek istiyorum. Hı hı. Şimdi ben bu kitabı ilk okuduğumda güldüm. Hı hı. Şimdi aslında kitap çok ciddi bir kitap ama ben gülüyorum. Hı hı. Neden gülüyorum biliyor musunuz? Hı. Çünkü bu kitabın içinde anlattığı her şey gerçek olaylara dayalı zaten. Ve benim hayatımla birebir aynıydı. Allah Allah. Bu kitabın adı Secret. Herkesin birçok kişinin bildiği bir kitap olabilir diye düşünüyorum. Ama bu Secret kitabını alsınlar ve okusunlar. Çünkü kitabın içindeki örnekler, gerçeğe dayalı örnekler, yaşanmış şeylerin birçoğunu ben küçüklüğümden beri hep yaşadım. Ve muhtemelen herkes bunu yaşamıştır. Hı-hı. Sadece geriye dönüp bir bakmamız ve hatırlamamız yeterli. Hı-hı. Ve bu kitap özellikle genç kardeşlerimin işte olaylara nasıl bakışıyla alakalı, zihinsel ve mental anlamda kendilerini nasıl konsantre edecekleriyle alakalı, hayalleriyle alakalı çok güzel ipuçları verecek. Hı-hı. Ben Secret kitabını öneririm. Şimdi son dönem spiritüel alanda yazı yazanlar biraz şey yaptılar, o kitabı aşağıladılar. Ben de ayrı tutuyorum o kitabı. Hani okudum, birkaç defa okudum. Hı hı. Çok zamanda oldu. Orada aslında alınması gereken içinde bulunduğun ortamı hayal edip gerçekten varmış gibi düşünmek. Şimdi o kitabı niye aşağıladılar? Yoksa işte istersen olur, evrene gönderiyorum, istersem olur. Bunu belki bir anlamda doğru. Hani istersin dilinde kalır o istek ve olmaz tabii ki. Sadece olmaz yani. Şöyle ben örnek vereyim. Az önce ben hani geçmişimden anlatırken aslında ben onun içinde çok güzel mesajlar veriyordum. Hı hı. Hani neydi? Mesela diyorum ki 9 yaşında Beşiktaş'ta oynayacağım dedim ben. Hı hı. Oynayabilirim ya da oynamak istiyorum demedim. Hı hı. Oynayacağım dedim. Hı hı. Hani kendimi oraya şartladım. Çok istediğimi belli ettim. Hı hı. Ve bunun doğrultusunda ben ne yaptım? Çok çalıştım. Hı hı. Şimdi bir şeyi çok istersiniz ama oturduğunuz yerden o size gelmez. Sadece istemeyle olmuyor bu. Dediğim hı hı. gibi fedakarlık çok önemli. Hı. Her şeyden fedakarlık yapmak zorundasınız. Hı. Benim arkadaşlarım tatile giderken ben antrenman yapıyordum. Evet. Herkes okula giderken sabahleyin ben herkesten önce kalkıp 6'da koşuyordum. Evet. İşte bunun faydasını gördüm aslında ben. Aslında bu işte başarı hikayelerinde bunu çokça duyuyoruz biz. Şimdi Bill Gates interneti işte ilk bulduğunda işte evet. Ne bileyim Facebook Zuckerman bunu bulduğunda saatlerce araba garajında çalışmadılar mı günlerce uykusuz yani kalmadılar mı? Ona gelene kadar senin oturduğun koltukta konuklarımızın çoğu böyleydi. Ve çoğu da işte, isim yani. Ve o yüzden diyorum %1 kesim dünya üzerinde %1 kesim %99'u hükmetti. Çünkü evet. Hayallerini gerçekleştirdiler. Evet. Evet. Yıldızlar bunlar oldu. En büyük oyuncular, ressamlar bunlar oldu. Tiyatrocular bunlar oldu. Hı hı. Dikkat edin bir balerin, iyi başarılı büyük efsane olmuş balerinlerin hayat hikayeleri evet. ortadadır. Hep neyi görürler? Çok büyük işte bale salonlarında binlerce kişiye bale yapmayı hayal ederler. Ödüller hı hı. almayı hayal ederler. Ve o yaparlar. Evet. Sinema oyuncularının da hayalleri budur. Gazetecilerin de en büyük hayali yok mudur? Evet. Yönetmenlerin, ne bileyim film oyuncularının yok mudur? Her şey hayal tabii kurmakla ki. Başlar. Şimdi kitabın içinde çok güzel örnekler veriyor. Mesela hı hı. bir tane örneği söyleyeyim. Bir tane adam kitabın içinde şöyle bir örnek var. Bu gerçek ki benim başıma da geldi zaten hı. yani bunlar. Hayal ettiği evi çizmiş. Hı hı.
bir kağıda. Hı hı. Tamam mı? Aradan yıllar geçiyor, yıllar geçiyor falan. Artık üniversiteyi bitiriyor, para kazanmaya başlıyor falan. Neyse, bu adam bir gün bir ev satın alıyor. Hı hı. Satın aldığı eve taşınırken de o eşyaların arasından bir resim yere düşüyor. Hı hı. Resimi kaldırıp baktığında satın aldığı evle birebir aynı. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani ama bu benim için de geçerli. Ben de küçükken Beşiktaş'ın takım kadrosunu duvara yapıştırırdım. İçlerinden bir tanesinin kafasını şey yapardım, gazete kağıdını çıkarırdım. Hı hı. Ben kendi kafamı koyardım. Yani sanki ben Beşiktaş kadrosunda oynuyormuşum gibi hayal ederdim. Çok ve, güzel. Ve her gün ona bakıp uyurdum yani. İşte o teknikler de bu. İşte senin yaptığın, o 9 yaşında yaptıkların şu ama işte bunu bana kimse bana öğretmedi bunları. Ben kendi kendime bunu yaptım refleks olarak. Evet, ama evet. Şimdi mesela bu Secret kitabını okudum da o yüzden gülmüştüm ben. Hı-hı. Hani iyi anlamda güldüm. Hı-hı. Hani aşağılamak için değil. Hı-hı. Tam tersi, ya dedim ki bu kitap nasıl bir kitap? Tam böyle hani benim hayatımla yaşadığım birçok şeyi birebir gösteriyor. Hı-hı. Aslında. İşte bu yüzden bu önemli bir kitap. Hani evet, aşağılanacak bir kitap değil. Bir futbolcuyla tartışıyoruz. Sinan Kaloğlu'yla. Sinan, çok teşekkür ediyoruz programımıza geldin. Ben teşekkür ederim. Hayat hikayeni zaten az çok biliyorduk ama senin samimiyetinle, senin cümlelerinle dinlemek de onur oldu bizim için. Bundan sonraki yaşantında da başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, sıcak ve samimi bir ortamdan dolayı çok da keyifli bir sohbet ettik. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. CRI Türk.